Merhabalar dostlar, arkadaşlar. 25 Eylül 2024 tarihinde taban ve tavan olan hisselere şöyle kısaca bir göz atalım. Tabanda ve tavanda bekleyen adetlere bakalım ve bunların son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına bakarak da yarın tekrar taban olma veya tavan olma şanslarına bakalım. İlk önce arkadaşlar taban olan hisselere bakalım. Tera'nın tabanda bekleyen 615 bin, Grand Türk'te 106 bin, RAL Yatırım Holding'de 52 bin, Avgeo'da 305 bin, P Hold'da da arkadaşlar 54 bin, 54 milyon 922 bin adet bekleyeni var. Burada arkadaşlar yarın taban olma ihtimalleri en yüksek hisse P Hold olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman son 7 günlük ortalama hacmi 102 milyon lotken sadece bugün tabanda bekleyen lotu 54 milyon 150 civarında arkadaşlar. Yani bir günlük işlem hacminin yarısı kadar tabanda bekleyen notlar. İkinci sırada Tera'da arkadaşlar yarın sıkıntılı olarak gözüküyor karşımızda. Yani bunların tekrar arkadaşlar büyük ihtimalle eksi olarak kapatması, hatta tabana yakın kapatması olası gibi gözüküyor mevcut durumda. Ve bakalım arkadaşlar tavanda olan hisselerimize bakalım. 25 Eylül itibariyle Elit'te 882 bin adet var. Tavanda Durkan'da arkadaşlar şekerlemede 2 milyon 348 bin. BSÖK'de 895 bin. Durdo'da 605 bin. TUČLK'de 6 milyon 467 bin. DNA'sı da 958 bin. Tavanda bekleyen ise var. Son 7 günlük işlem hacmi ortalamalara baktığımız zaman yarın tavan olması en şanslı olan arkadaşlar TUČLK gözüküyor. Arkasında da DNA'sı arkadaşlar ikinci sırada. Baktığımız zaman 11 milyon son 7 günlük işlem hacmi ortalaması varken TUČLK'de arkadaşlar şu anda %56'sı kadar işlem hacmi kadar bekliyor gözüküyor. Hayırlısı arkadaşlar, inşallah yarın inşallah tekrar taban kapatır. Tabi bundan hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Tamamen istatistik bilgidir. Gerçekleşme olasılığı %100 kesinlikle ve kesinlikle değildir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.